Merhaba canlarım. Adnan Oktar'ın tutuklanmasına itiraz ettim. Gözaltına alınmasına, pardon. Ama tutuklanacaklar diye de söyledim. Tutuklanacaklar. Peki tutuklanmalara neden karşıyım? Ya modern hukukta tutuklama diye bir şeyin olabilmesi için gerçekten emniyet güçlerinin ve yargının zamanında çok ciddi, çok ciddi ve sorumlu olarak hareket etmesi lazım. Benim canlarım be. Adnan Oktar kaç yıldır var? 1999 senesinde yargılandı. Hapse bile atıldı hatta. Beraat etti. Ne zaman beraat etti? AK Parti hükümetleri döneminde. Kedicikler ne kadar zamandır var televizyonlarda? Çok izlemiyorum ama takip ettiğim, duyduğum kadarıyla en az 7-8 yıldır var. Rütük kaç yıldır var? 1993'ten beri var. İstediği zaman her şeye karışıyor mu Rütük? Karışıyor. Peki. Adını öğrettim. Yıldız öğretmen ya da Ayşe öğretmen de diyelim. Geçti zaman çünkü. Ya yaşta biraz ilerledi herhalde, unutuyorum. Bir öğretmen hanımefendi Güneydoğu'dan telefon etti. Beyazıt'ın, yani beyaz şova katıldı. Ve ölen insanların adına çok duygusal, çok gerçekçi, çok demokrat ve çok güzel bir konuşma yaptı. O konuşmasından ötürü savcılık harekete geçti, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ve savcılık harekete geçip o kızı, o hanımefendi öğretmenimiz hakkında soruşturmadan sonra dava açılması için mahkemeye başvurdu mu? Dosyayı verdi mi? Verdi. Mahkemede dosyayı kabul etti mi? Etti. O kızımız yargılandı mı? Yargılandı. Hapis cezası aldı mı? Aldı. Hapis yattı mı? Hem de yanındaki 5-6 aylık bebesiyle beraber yattı. Peki. Bir telefon konuşmasında ve masum, bütün dünyanın, uygar dünyanın alkışladığı o telefon konuşmasından dolayı o kızımızı hapis yatıran yargı, o kızımız hakkında soruşturma açan savcılık, kediciliklerle ilgili, Adnan Oktar'la ilgili neden hiçbir zaman dava açmadı, soruşturma başlatmadı? Neden tedbir almadı? Neden televizyonlarını kapatmadı? Ve şimdi neden tutuklu yargılamak için evlere baskın yaptı? Arkadaşlar be, öyle bir emniyet, öyle bir yargısınız ki, kanser hastalığını görüyorsunuz, inceliyorsunuz, tahliller yapılıyor. Kanser başlanmış artık. Başlamak üzere ya hatta. Hemen operasyon, her şey düzelecek. Yapmıyorsunuz operasyon. Bekliyorsunuz ki kanser beyine kadar gitsin. Kanser beyine gittikten sonra da beyni artık sarmış olan o kanserli hücrenin hücreyi taşıyan vücudu hayda üstüne çullanıp bütün medyalar aracılığıyla da bütün dünyaya ilan edip gözaltına alıyorsunuz. Benim eleştirdiğim bu ya. Ben bu tarz tutuklanmalara karşıyım ya. Eğer zamanında yapabilseydiniz bunu, belki davet usulü yapsaydınız yine ve tedbir alsaydınız olacaktı. Yaklaşık 13-14 senede, en az 14 senede o beraatten sonra kaç ailenin canı yanmıştır? Polis kayıtları öyle söylüyor. Ya 7 yaşında kızlara tecavüz edilmiş ya. Doğruysa bu bir felaket. Ya neden beklediniz? Adnan Hoca varken o 7 yaşındaki çocuklar daha henüz doğmamışlardı bile. Neredeydiniz o zaman? Yıldız öğretmeni ya da Ayşe öğretmeni, o Güneydoğu'dan arayan ve mükemmel bir konuşma yapan öğretmeni, çocuğuyla beraber, bebesiyle beraber hapse tıktınız. Tıktınız mı? Tıktınız. Adnan Hoca'yı niye zamanında hapse tıkmadınız? Neden tedbir almadınız? Şimdi bu ne? Ayıptır ya. Ya ayıptır ya. Ben bunları tenkit ediyorum ya. Gelin bana istediğinizi yapın. Ben size hakaret etmiyorum ki. Yanlış yaptınız diyorum. Para aldınız demiyorum. Avanta kattınız demiyorum. Başka bir niyetle yaptığınızı demiyorum. Ama ihmal ettiniz arkadaş ya. İhmal ettiniz. Şimdi de kalkıyorsunuz bu tarz hareketlere. Bakınız. Benim canım arkadaşlarım, gençler. Size hatırlatayım. Onlar da duysunlar. Dinliyorlar çünkü, biliyorum. Biliyorum. Sadi Şirazi der ki, hükümdar izin vermeden eşkıya kervan basamaz. Hükümdar dediği saraydır eski zamanlarda, onun döneminde. Saray ve şürekası, yanında çalışanlar. Askerleri, sadrazamlar, işte vezirler, dükela, kadılar, madılar, her neyse. Onlar göz yummadan hiçbir eşkıya kervan basamaz. Bugün de günümüz dünyasında da iktidar, yani devlet, yani adam öldürmesi bile mübah sayılan, mübah görülen,
istediği zamanda istediği kanunla kendisinin işleyebileceği her suçu meşrulaştıran devleti yönetenler göz yummazsa ne hırsızlık olur, ne eşkıyalık olur, ne soygun olur, ne dolandırıcılık olur, ne usulsüz ihale olur. Hiçbir şey olmaz. Mükemmel bir ülke olur. Adnan Hoca eğer suçluysa, kriminal bir tipse, ya şimdiye kadar neredeydiniz? Neden göz yumdunuz? İşte benim söylemek istediğim bu. Bu parlamentolar, bu milletvekilleri, bu siyasetçiler Türkiye'nin ayağındaki prangadır, benim canlarım. Türkiye bu nedenle son 10 yıldır hala kişi başına 10 bin dolar milli gelir düzeyinde patinaj çekiyor. Bir de Mevlana'dan bir söz söyleyeyim size. Mevlana der ki, havuza su taşıyan borular kirli ise havuzun suyu temiz olur mu? Benim canlarım be. Milletimiz var ya milletimiz. Kusura bakmayın ha, iktidara oy verenler de muhalefete oy verenler de. Çok küçük bir azınlık var Türkiye'de gerçekten sorgulayarak, düşünerek, tam bilinçle oy kullanıyor. Aslında onlar işte o kararsız dediğimiz seçmenler. Hani çok kızıyorlar ya kimileri kararsız seçmenlere. Bazı köşe yazarları onlara hakaret ediyor. Hala karar vermediniz. Senin gibi mi karar versin? Sayın yazar, senin gibi mi karar versin? Ön yargıyla. Hayır, o ön yargıyla karar vermiyor. O önce olabilecekleri düşünüyor, sorguluyor, tahmin ediyor. Ve ondan sonra ve mutlaka bana göre doğru karar veriyor. İyi yapıyor bence. İyi yapıyor. Yani benim canlarım, bu ülkenin seçmenleri neyse, yani havuza su olarak akan seçmenler neyse, havuzun suyu da o. Eğer seçmen temizse, havuzdaki su da temiz. Yani parlamentodaki parlamenterler de bakanlar da tertemiz oluyor. Eğer havuzdan su taşıyan boruların içinden geçen seçmen su kirliyse, havuzun suyu da kirli oluyor. Yani bakanlar da parlamenterler de kirli oluyor. Türkiye'deki parlamenterler ve bakanlar temiz miydi, kirli miydi? Türkiye'nin haline bakın. Türkiye'nin haline bakın görürsünüz. Aha, yanı başımızda Yunanistan. Yanı başımızda Yunanistan. Ya çöktü, battı diyorduk. Kişi başına milli geliri 21 bin dolar ve gayet iyi götürüyorlar. E bir de bize bakın arkadaşlar. Bir de bize bakın. Ekonomiden sorumlu bakan her gün açıklama yapıyor. Her gün Hazine Bakanı. Ne dinleyen var, ne ciddiye alan var, ne inanan var, ne güvenen var. O zaman cevaplayın bakalım. Havuza su taşıyan borular ve boruların içinden geçen su temiz mi, kirli mi? Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın.